İşin bir retorik kısmı var. Yani bir köpük kısmı var. O köpüğü şöyle aldığınızda ve bu ülkenin yarınları için nasıl bir ekonomi politikası uygulamalıyız diye sorduğunuzda buluşuyoruz, anlaşıyoruz. Ve hiç kimsenin beklemediği kadar bu uzlaşma, anlaşma Net hızlı misin? oluyor. Kesinlikle olacak. Çünkü bizim kurduğumuz 6 kişilik heyet var ya, 6 kişilik heyet ya yani ortak politika heyeti. Bakın onlar çok iyi isimler. Bizden kim var? İbrahim Çanakçı. Bu kim? Hazine. 11 yıl hazine müsteşarı olmuş. 11 yıl ekonomi yönetiminin bürokrasisi başında olmuş. benim. Başka kim var? Faik Özrak. Altay ay benim müsteşarım oldu Faik Bey. Biliyorsunuz. Daha önce DPT geçmişi var. Bizim İbrahim Bey'in daha önce BDDK geçmişi var. Bankacılık krizinde BDDK'nın ikinci başkanıydı. Planlama geçmişi var. Başka kim var? İyi Parti'den Ümit Özdehale var. Kalkınma politikaları konusunda gerçekten iyi bir isim. Başka kim var? Eee... Gelecek Partisi'nden Feridun Bilgin var. O da devlet planlama kökenli. Yani bizim yakın çalışma ekibimizdeki arkadaşlardan birisi. Düzgün bir arkadaş. Başka kim var? Sabri Bey var. Gayet tecrübeli, olgun Saadet Partisi'nden. Başka kim var? Demokrat Parti'den Bülent Bey. Bakın bu altı arkadaş bir araya geldiler. Bugüne kadar hafta başında 14 kere buluşmuşlardı. Ne zaman? Ekim ve Kasım ayında. Yani 60 günde 14 defa buluşmuşlar. 72 başlıktan 36'sında tam mutabakat sağlamışlar. Diğer başlıklar konusunda yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Ve inanın 6 ayrı partiden ama iyi isimlerin konusunda gerçekten uzman isimlerin bir araya geldiğinde ülkenin yarınlarında buluşabildiğini biz görüyoruz, yaşıyoruz şu anda. Dolayısıyla bahsettiğiniz ya, o partinin şöyle bu partinin böyle ama olabilir. Bir retoriği vardır işin. Köpüğü vardır. Bir de asıl ya arkadaş tamam hani laf kalabalığını bırakalım da hep beraber Gelecekte ne, yani ne yapıyoruz? Bu ülkenin ekonomisi hani ne yap? Somut adım, somut yani. Böyle manşetlerle gitmeyelim de somut adım ne yapalım dediğinizde bakıyoruz buluşuyoruz. Çok minnacık yani bir şey soracağım. Dolayısıyla bu konuda benim hiç Çok endişem minik. yok. Çünkü isimler iyi isimler. Partilerde gerçekten çok yetkin evet, isimler var. Bu yetkin isimler bir araya gelip buluştuğu isimler. zaman bunların buluşması Türkiye için çok kıymetli bir buluşma yani. Galiba araya gideceğiz. Çok minik bir sorun evet, var. Evet. Bugün iktidara gelseniz Millet İttifakı ya da Altılı masa olarak bu ekonomiyi bugün bizi seredenlere ne kadar bir zamanda düzeltiriz, enflasyonu tek haneye indiririz, hayat pahalılığıyla mücadelemiz... <laughs> Bir tarih yani 6 ay mı 1 yıl mı 2 yıl mı siz çok Sevgili tecrübelisiniz. Pınar, eskiden Süleyman Demirel 500 günde çözerim diyordu değil mi? Sen onu <laughs> yani 6 herhalde. ay demiştik abi. Kim, Kim bütün, 6 ay demişti? Ali Bey'in galiba yanlış hatırlamıyorsam 6 ayda Türkiye'yi düzlüğe çıkarırız gibi bir iddiası var. burada yüzlerce eylemimiz var. Hepsi takvime bağlanmış durumda. İlk 90 dakika, ilk 30 gün, İlk 90 gün, ilk 180 gün, ilk 5 yıl yani birinci ilk 90 dakika mı dediniz? Abi tabii ilk 90. Ne yapacaksınız dakika. Ilk 90 dakika Aa, ilk 90 dakikada çok kuvvetli bir açıklama. Ha. Çok kuvvetli. Güven Mesela basın basın özgürlüğü. Ha, ekonomi ha. değil yani sadece Ama basın özgürlüğü dediğinizde o dönüyor dolaşıyor, ekonomiye katkıda bulunuyor. Hmm. Mesela yargının bağımsızlığı, ilk 90 dakikalık bir açıklama. Hani şimdi dünya kupası var ya, 90 dakikalık maçlar izliyoruz. Hı. İlk evet. 90 o mu? 90 dakika 90 içerisinde yapılacak açıklamayla özellikle özgürlükler konusunda birden tablo değişir. Yani biz çok basit şunu diyeceğiz. Arkadaşlar diyeceğiz ya bundan sonra Türkiye'de hiçbir basın mensubu, hiçbir yorumcu, köşe yazarı sadece yazdığından, çizdiğinden dolayı artık işinden kovdurulmayacak. Biz hükümet olarak hiçbir basın patronunu arayıp da şunu işten kov demeyeceğiz. E bunu dediğimizde baya bir hava değişir değil mi? Yani. Evet. Bir değişir. İlk 90 Ya da diyeceğiz ki, 90 ya da diyeceğiz ki savcılarımıza, hakimlerimize bundan sonra artık bizim hükümetimizden size talimat gelmeyecek. Anayasaya bakın, yasalara bakın. Vicdanınızın sesine bakın. Bir de tabii ahime bakın. Değil mi? Ahim iştihatlarına. Bakın gereğini yapın ama biz artık size talimat vermeyeceğiz diyeceğiz. Yargı bağımsızlığı dediniz. inan 90 dakika bağımsızlığı ama tarafsız çalışması için yargı reformu gerekiyor. Yargı reformunda ne gerekiyor? Demin de söyledim. 10 numaralı eylem planımız. 198 madde var burada. Gelmiş geçmiş en kapsamlı yargı eylem planı burada. Bakın. Avrupa Birliği Bakanlığı da yaptım ben. Yani. Avrupa Birliği'yle bu kadar kapsamlı şey yapılmadı daha önce. Bağımsızlık 90 dakika ama tarafsız çalışması için yargının reform edilmesi basamak basamak vakit alacak. Sonuç? Anayasa değişikliği gerekiyor değil mi? Mesela hakimler, savcılar kurulunu ayırıyoruz. Ekonomi düzelmesi için sonuç? statüsüyle hakimleri ayırmamız gerekiyor. Mahkemelerde avukatlarla savcıları silah eşitliği kavramı var ya Adalet de. Hani noktaya getirmemiz gerekiyor. Bir avukat ne kadar itibarlıysa savcı da o kadar kendimi itibarlı. Bildim Hakim bile, kendimi falan bildim falan bileli yani. bu konu. Çünkü biz ne, ne zaman ve nasıl yapacağımız yazdık, ilan ettik. 200 hukukçun demeye var şunda ya? Partilimiz olmayabilir bu arkadaşlar bakın. 200 hukukçu ne, ne? zaman? Hemen evet. söyleyeceğim. Rektima hani ilk 90 dakika deyince biraz konuyu Evet, evet sab, o tarafa doğru ekonomiyle ilgili kurumların ayağa kalkması bir aydır. Aksiyon bir ay. yani Merkez Bankası'na adam etmek bir ay kadar. Daha fazla değil yani. Nedir? Organizasyon şemasına bakıyorsunuz. Her birimin ehli olan sapasağlam bir kadroyu göreve getiriyorsunuz dürüst insanları ve arkadaşlar siz bağımsız çalışıyorsunuz. Sizin tek hedefiniz fiyat istikrarı. Domates 40 lira o zaman düşecek Nasıl? mi 15 lira? Bir yani Çok sokak ağzıyla sordum. Farkındayım ama bu, bu yani konuşulan bu. Çünkü bu ülkede domatesin 40 lira ya da 30 lira neyse ben 40 da gördüm o şeyde, sokak arasında ben anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Elektrik fiyatı ne olursa olsun, ulaş doma domatesin olsun. fiyatına geleceğim bakın. Kronolojik gidiyoruz. Şimdi ilk ilk, ilk bankası, 30 günde bir, Merkez Bankası kurları ayağa TÜİK değil mi? SPK ya borsada karma karışık şu işe bakın ya. Türkiye'nin borsasına güven bırakmadı. Şirket sahipleri şirket sahipleri isyan ediyor. Ya benim şirketimin değeri bu kadar olamaz arkadaş. Hisse senedi fiyatına ben Bakmayın diyor isyan etmek zorunda kalıyor şirket sahipleri. Gördünüz son birkaç evet, haftada o, evet. şirket, gerçekten tuhaf bir şey. Şirket, evet. yani şirket sahipleri Küçük isyan ediyor. Böyle bir şey olamaz böyle bir hisse senedi fiyatı. Diyor. Yani insanlar ama. isyan evet. noktasına getiriyorlar yani. Sapa sağlam bir SPK lazım. 30 gün. Daha önce hiç yapmamış olsam bu işleri dersiniz ki ya olur mu falan. Yaptık ya. Yani hepsini yaptık 30 günde şirket, bunlar. Sonra 30 60 günde gün ayda kurulan aya kalkıyor. Tamam. İlk ilk 6 ayda kriz iklimi ortadan kalkar 6 ayda. Ya yani şu anda kriz iklimi var ya. 6 ayda biter bu. Yani ha, çünkü bu 6 ayda düzlüğe mi çıkar? Bu ülke, bu ülke yoluna giriyor der herkes. Ancak enflasyonun tek haneye inmesi 2 yıl. Yani domates Aa, fiyatı dedi Erdoğan mi? Bey. 2 yıl. 2 yıl. Çünkü enflasyonda atalet denen bir şey var. Bir dakika Inertia hayat dediğimiz. pahalılığı da tabii bununla beraber. 2 evet, yıl evet. bu mücadele tek devam edecek. Inmesi enflasyonun tek haneye inmesi. Çünkü o şöyle oluyor. Zorlu bir süreç. Şimdi enflasyon beklentisinin kendisi enflasyon üretebiliyor. Bu enflasyonda yapışkanlık denen kavram vardır, atalet denen kavram vardır. Biliyorsunuz 34, 34 sene sonra enflasyonun tek haneye inmesi benim ekonomi bakanlığı döneminde oldu. Altı paradan sıfırın atılması Sayın Erdoğan diyor ya ben yaptım diye. Yani e, ben de tekrar yapsın diyorum. Madem o yaptı tekrar yapsın. Niye bugün yapamıyor? O gün oldu da niye bugün olmuyor? Şimdi Iki yıl aldı. şu anda enflasyon 3 haneye çıkmış. Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretici fiyatı enflasyonuyla karşı karşıyayız. Şimdi yani TÜİK bu verilerini değil, bağımsız yapılan araştırmaları dikkate alıyoruz. Çünkü TÜİK 3 haneden söz etmiyor. ÜFE ÜFE 3 hane. ÜFE evet. ÜFE 3 Üfesi 3 hane. Evet. Üretici evet. fiyat endeksin tü TÜFE yani TÜFE'ye TÜİK yaklaştı. TÜİK'in açıkladığı rakam 3 hanede şu anda. Üretici fiyat endeksinde yurt içi Y-ÜFE var ya. TÜİK'in açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı. Şimdi üfe ile tüfe arasındaki fark Cumhuriyet tarihinin en yüksek farkı. Çünkü üretici fiyatları artmış, alttan bastırıyor ama tüketici fiyatları o kadar artamam çünkü vatandaşın satın alım gücü yok. Marketler de zaten onun için isyan ediyor. Arkadaş diyor ya üretici fiyatları patlamış ben tüketici fiyatlarını yani satış fiyatımı bak o kadar kontrol altında tutmaya çalışıyorum diye onun için feryat ediyorlar. Artık isyan ettiler hükümete. Bu kadar da olmaz dediler ya. Bu kadar da haksızlık olmaz kardeşim dediler. Yani ayıptır, günahtır. Kendi ürettiğin enflasyon suçunu niye bizim üzerimize atıyorsun diye isyan ettiler en sonunda yani. Dolayısıyla takvim böyle Pınar Hanım. Yani ilk bir ay kurumlar ayağa kalkacak. 6 ayda Çok net bir cevap kıman. verdiniz. Çok teşekkür Ama Ama şu var hangi varsayımda ekonomide seçime kadar büyük bir yol kazasının olmayacağı Hayır, varsayımda. Şu koşullarda daha da... Bugünkü yol kazası diye tanımlayacağımız iki büyük olay nedir? Bir temerrüttür. Yani ülkenin temerrüde düşmemesi. Temerrüt hmm. bir İkinci yol kazası da sermaye kontrolleridir. Yani Türkiye'yi dışarı kapatmak. Yani siz iki olasılığı da hmm. düşünüyor musunuz? Şimdi iki 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 tane senaryonun olmadığı durumda. Yani bugünkü şartlarda Aa, devam ettiği sürece. Onlar olursa? Onlar olursa işimiz zor, daha Ay, uzar. Çok Peki, enteresan. Daha sayın genel, yani. genel Başkan e, bu olasılıkları Erdogan, düşünüyor Erdogan, ama Erdogan, önemli Erdogan olan. Bey, hiç şey yapmayın, hiç tamam. şey yapmayalım. Konuyu da açmayalım.